1987 Mart ayı. O sene çok kış olmuştu. Söğütlü Çeşme burası. Evet. Eskişehir Kurs. Eskişehir Kurs bu da. Bu evlendikten sonra tekrar yine Eskişehir'e gittiler kursa. Gene o kurs yılları. Bu da hep kankalar hepsi. Kurs staj Evet. mı kurs mu bilmiyorum artık da. Banlıyor. Eski banlıyorlar. Hı. İşte bizim trenlerimiz işte böyleydi. Marmaray'dan önce böyleydi. Evet. Sene kaç bu arada? Şu anda sene 90 falandır. Se 90. sene Ha, 90. 90. Şu anda 90. Evet. Bu da işte Marmaray'ın Marmaray'ın ilk açıldığı gün Binali Yıldırım. makinistin bir eğitim süreç, bir hayat verilmiş bir abimizi bugün anlatacağız. Allah rahmet eylesin. İbrahim Vural abimizden anlatacağız. Bizim için çok değerli olan bir abimizdir. Bu yüzden de sağ olsunlar ailesi bizlere izin verdi. Nasılsınız, iyi misiniz Teşekkür öncelikle? ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi İbrahim abiyle siz kaç senelik bir evliliğiniz var? Öncesi var mı? İlk başta böyle 34, başlayalım. 34 yıl. Henüz videonun başındayız bu arada. 34 yıl. 34 yıl. Allah tekrardan sağlık sıhhat versin. Nerede doğdu? Kaç yılında nişanlandınız, evlendiniz? 1962 doğumlu, Sakarya doğumlu. Sakarya. Sakarya doğumlu. 1987'de nişanlandık. Zaten komşuyduk işte. Nişanlandık. Tanıştığınızda Demir Hoca muydu yoksa? Yok. Değil miydi? Değildi. Ya, aynı köyün çocuklarıyız yani. Yani köydeydiniz. Köydeydik. Köy ama bizim yani öyle köy değil bizim arası. İlçe gibi mi? Daha da mı küçük? Yo ilçede değil çok yani öyle köy değil yani bizim orası. Yani Ebeş'e çok yakın. Köy gibi değil yani bize. Hani mesela Adı nasıl neydi? diyeyim? Köy mü? Köyün adı. Sabalı Köyü. Sabah, he. Sabalı Köyü. Yani öyle daha şeydir. Nasıl anlatayım şunu söyleyeyim hiç aklıma gelmiyor daha doğrusu. Bir şey olmaz. Evlendikten veya nişanlandıktan sonra Demir Yolcu oldu değil mi İbrahim abi? Nişanlandığımız zamanlar sınava girmişti. İstiyor muydunuz? Bir Demir Yolcu olsun. Ben bir o aralar bir yazı okumuştum. Hiç istemiyordum. Ben zaten bir şey söylediğim zaman tak tak benim başıma gelir. Değil mi? Ben istemiyorum dedim. Oldu, kısmet oldu. Elhamdülillah İbrahim abinin şeyiyle hiçbir şeyim yok. Evet, ne güzel. Ama ben makinistliğin ne olduğunu, ben diyorum ya yazı okumuştum yıllar önce, bak 35 yıl evvel belki de Evet. okuduğum yazıyı. Hala tak aklımdadır. Yani gidip de gelmiyorlardı ya. Evet. Şu çocukların baba görmediler mesela. Değil mi? Hastalanırlar. Biz bunu askerliğe benzetebilir miyiz? Şu an Evet, mesela evet. ben askerliğimi Çukurca'da yaptım ve Çukurca'daki O da askerler Çukurca'da yaptı askerliğini. O da öyle mi? Çukurca'da yapmıştı Ha. askerliğini o da. Orayı ailesini bırakıp giden kişiler, askerler halen daha oradalar. Allah hayatlarına taş değdirmesin. Amin, amin, amin cümlesini de. Sınav dediniz. Ne sınavıydı bu? İlk başta İlk onunla baştan başlayalım. sınava girdiler buraya. O kazanmışlar. Sonra işte eğitimleri oldu sürekli. 3 ay, 3 ay, 3 ay sürekli eğitimleri oldu. O 87'de çok kötü bir kış oldu. Aha. Yani trenler Söğütlü Çeşme'den öbür tarafa gitmiyorlardı. O kadar Evet. yoğun bir kış olmuştu. Tabi bu Mart ayında. dediklerimiz Marmara'dan önce. Tabii. Yani yeni yapılan yoldan da önce. Tabii. Bu Normal 88'de de banyo 90 trenleri. banliyö trenleri. Evet. Normal Biz banyo bunların trenleri. videosunu yapmıştık. B1 banliyö hattı Gebze'den Haydarpaşa'ya, oradan karşıdan Sirkeci Halkale'ye giden hatta çalışıyorlardı. Ama İbrahim abi Haydarpaşa olarak çalışıyordu. Karşıda değildi. Küçükyalı'da oturuyordu o zaman. Bir Evet. 9 ay boyunca Küçükyalı'da kaldı o. İşte evlendikten sonra Pendik'te oturmaya başladık. Evet. Öyle işte bilmiyorum yani zaman geçti. İşe gider, işten gelir. Ne zaman gideceksin? Çantasını hazırlarım. Değil mi? Sabahın 6'sında, 7'sinde çantasını hazırlarım. Unuttuğum şeyler olur. Koştur koştur geri götürürüm banyoya, veririm bir tanesini. Değil Ona mi? ulaştırır.
O zamanki hani çalıştığı dönemlerde sürekli yanında olan arkadaşı var mıydı? Var. İsmail abi. İsmail Edirne. İsmail Edirne abi. Şevket abi. Şevket Aktaş. O zamanki... Benim bildiklerim yani buna. Uğur abi. Evet. Şimdi sizler bu şimdiki döneme yeni nesil dersiniz. Evet. Yeni nesille eski nesil hani siz 80'lerde 90'larda çalışmaya başladığımızda karşılaştırdığınızda ne oldu peki? Mesela sonradan sefer tasları yok oldu artık. Devletimiz sağ olsun yemek vermeye başladı. Allah razı olsun. Ulaştırma Bakanlığı'ndan demin mektup gönderdi bana. Yani herkese gönderilmişti de o. Yani sizin çabalarınızla buraya kadar geldik dediler. Ben de o kadar memnun oldum ki o mektubu okuduğum zaman. Yani o günden sonra sefer tası şeyimiz bitti. Yani olayımız bitti. Çanta olayımız bitti. Böyle sevdiği yemekleri mi yapardınız yoksa? Tabii, özel. Ne severdi mesela? İbrahim abinin yemek seçme huyu yoktu. Yani işten geldiği zaman, bak diyorum ya 34 yıl, bugünkü gibi Cahide geliyorum çay koy. Değil mi? Telefon açardı. Her gün gelirken adımını atardı Marmaray'dan. Geliyorum çayı koy. Geliyorum yemeği hazırla. Burada tam böyle yerine denk gelecek bir tane sorum var. Saatleri sorayım. Makinetin saati yoktur. Yok. Saati ben sana direkt saat diye söyleyeyim sen anlarsın zaten. Hani sen bugün de bu saate gitmeyecektin söylememiştin. Çünkü o 1,5 saat evvelden gideceği saati söyler. Yarım saat. Normal işe saatini 1,5 saat önceden mi söylerdi? 1 saat erken giderlerdi oraya. Biz, şu anda da öyle işte. Bir de yolu şey yapardı. Yolu kaçıyor. Evden çıkış saatini söylerdi. Biz de öyleyiz şu anda. Evet. Peki, kısa ve öz olarak sizlerden bunu da isteyeceğim. Sizlere ve çocuklarına, arkadaşlarına nasıl bir babaydı? Kısaca anlatırsanız. Elhamdülillah. Çok iyi babaydı. Ben bunu, kısa ve net. Ben diyorum ya, hani başkası olsa derim ki, gitti de kurtuldum. Dışarısı hiç alışkanlığı yoktu. Eve gelirdi, duşunu yapar, terliklerini giyer. Namazını kılar, alırdı kumanda yerine, otururdu. Tamam, vallahi aynıyız. Bitti. Aynı. Onun için sosyal yaşamı zaten hiç yoktu. Ben de evde bütün gün evdeyim, hadi dışarı çıkalım, yorgun, işe gideceğim. Yani işe gideceğim. Saat olarak saati yok. Evet. Peki şu an onu da söylediniz. Aslında benim sormak istediğim soruların arasında yoktu ama bu ekstra oldu. O zaman şikayet ettiğiniz nedir diye sorayım. Onunla bir arada zaman geçiremiyorduk. Beraber. Mesela şu an sinema vesaire yapılır ama siz yapmıyor muydunuz? Aslında işten dolayı mı yapmıyordunuz ya, yoksa İbrahim abi sevmez miydi? Eskiden bak sürekli çıkardık, gezerdik, dolaştırdık ama son zamanlarda yorulmuyorum diyordu ama yoruluyormuştu. Evet. Yoruluyormuştu yani bu eve taşındıktan sonra sürekli arabayla gidip geldi istasyona mesela yoruluyormuştu. Ben de tek hep İş ona... yükü biraz daha fazlaydı demek evet. O zaman. Ben de hep ona diyordum ki sağlıklıyken emekli ol da beraber bir şekilde zaman geçirelim. Evet. Ama kısmet değilmiş, ne yapalım? Peki artık ben sizleri de fazla zorlamayayım. Sorularımın arasında bir tane bulunmakta, onu da sorayım gelmişken. Sinirli miydi yoksa durgun muydu, uysal mıydı? Sinirliydi. Sinirli miydi? Evet, sinirliydi. Böyle kıvılcım gibi mi yoksa birden patlar mıydı? Birden patlardı ama sonradan o geçerdi. Değil mi? Saman alevi gibi geçerdi. Peki. O seslenince ben susardım. Ben seslenince o susardı. Öyle zaman geçirdik. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmakta mıydı önceden? Vardı. Astım hastasıydı ama onu böyle sıkacak bir astım hastalığı yoktu. Tedavisini olmuştu. Evet. İlaçlarını kullanıyordu. Yani o kadar kötü değildi. Hiç anlamadık böyle olduğunu. Ben ona diyorum ki köyde bizim evimiz var. Kırağda diyorum yanla ayak dışarıya çıktın. Sobayı odun almaya çıktı bahçeye. Sobayı sever miydi bu arada? Sorunun içinde soru olsun. Kaloferi sevmez miydi? Sever kaloferi. O hiç öyle ben bunu sevmiyorum bunu istemiyorum. Öyle bir huyu yoktu onun. Köyde bizim bağın içinde bir evimiz var. Ben Instagram'daki fotoğraflarında belki vardır bilmiyorum. Ben onu üşüttü zannediyorum. Halsiz, uyuyor. Ama işe gidip geliyor bana diyor ki sen diyorum maske kullanmıyorsun, dikkat etmiyorsun. Hayır diyor iş yerinde hiç yok. Herkes iyi. Evet. Ama değilmiş. Herkes hastaymış. Evet.
böyle işte uyuyor. O ara gene işe gidip geldi. He. Gitti. Yani cuma... Doktora gidiyor muydu yoksa? Perşembe günü köyden geldik. He. O gün yattı. Ben dedim yoruldu herhalde. Ondan yattı. Hı hı. En son. 12 Nisan 1921 işte. Geçen yıl. Hı. 12 Nisan'da köyden geldik. Perşembe günü. Ne gün oluyor bilmiyorum da. 12 Nisan 2021. Hı hı. Hı. Köyden geldik. Üşüdü herhalde. Yoruldu dedim ben. Köy illa burası gibi olmuyor. Daha soğuk oluyor. O gün yattı. Cuma çok erken gittim. Maltepe manavraymış. Geri geldi. Biz kahvaltı yapmadan geldi. Aa İbrahim niye geldin dedim. Gençler sen git dediler dedi. Hali yokmuş meğerse. Ha. Eve geldi. Aha. Cuma günü çok erken de geri geldi. Maltepe manavraymış. Pazartesi, ay pazar. Cumartesi dinlenmeydi. Cumartesi. O gün full yattı. Hiç kalkmadı. Sadece namaza kalktı. Geri yattı. Hı. Cumartesi günü. Pazar 11'de gidecek. Geç gidecek yani. Şeyden gidecek. Geri geldi gene. Gene erken geldi. Pazar günü. Hı hı. Pazartesi ben Seda'ya gittim. Seda da esnek çalışıyor. Küçükyalı'ya gittim. Aradım. İbrahim nasılsın? Dedim. Ay dedi keşke dedi kaç. İşe gelseydim. Ben çok iyiyim dedi. İsmail abiye telefon etmiş. İsmail demiş treni götürür müsün? Peki test yapmaya sonuçta gittiniz. Bir Ramazan'ın ilk günü gittik. İlk günü gittiniz. İlk günü gittik. Testte direkt pozitif mi çıktı yoksa? Yok. Akşam geldi test. O süreci de kısaca anlatın. Ben size de yormayayım. Marmara'nın ya gittik. Zaten buradan arabayla gittik. Acilin önden park ettiği zaman arabayı yürüyememeye başladı. Evet. Tıkandı. Sonra içeriye girdik. Triyajda işte sıra bekledik. Söyledi böyle böyle rahatsızlığım var, astım hastasıyım deyince tomografiye gönderdiler. Film çektiler yani. Film çekildi. İşte filme baktıklarında ciğerde tutulum var denildi. Ama bana, bize, evinize gidin, fenalaşırsanız geri gelirsiniz. Sen benim tutulum var, niye gönderiyorsun? Hastanede öyle söylendi. Hastanede bana peki bunu söylendi. Peki kaç gün devam etti? Yani hastaneye tekrardan iki gün. İki gün. Sonra hastaneye gittiğinizde kaç gün kaldınız? 11 gün kaldık. 11 gün. Beraber aynı 11 gün kaldık. Pazar sabahı kötüleşti. İşte mavi kota geldi. Bir geldi, düzeldi. Tekrar gene mavi kota geldi. Sonra... O gün de açıkçası biz makinistler olarak söyleyeyim, bir demir yolcu olarak söyleyeyim. Biz sonuçta yaklaşık 3 senedir, 3,5 senedir bu meslekteyiz ama abilerimiz daha da, ustalarımız daha da geriden gelmekte. Şimdi o zamandan şu ana kadar gelmiş olan bir hayatı kısaca böyle açıklamaya çalıştık. Açıkçası bu Covid belası maalesef bizim insanlarımızı çok kötü etkiledi. İnşallah başka hayatları söndürmez. İnşallah. Buradan İbrahim abiye veya arkadaşlarına, dostlarına ne söylemek istersiniz son kez? Emekli zamanı gelen emekli olsun. Güzel güzel, sağlıklı bir şekilde yaşasınlar. Allah'ım sağlık sıhhat versin. Demir yolu bir aile. Çok böyle Allah razı olsun onlardan. Gerçekten aile yani. Gerçekten bizi bırakmadılar hiç. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. İnşallah. Tekrardan. İnşallah. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Allah'a emanet olun. Gerçekten bir aile demir yolu yani.